Tekrar hoş geldiniz. İsmim Büşra Gürses. Mavil Akademi biriminde teknik eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Her hafta salı günü olduğu gibi bu hafta salı günü de sizlerle farklı bir konuda webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki konumuzdan birazcık bahsedecek olursak bu hafta hassas duman algılaması amacıyla kullanılan aktif hava örneklemeli sistemin projelendirilmesinden bahsedeceğiz. Bu sistem bizim standartta bildiğimiz optik duman dedektörlerinden ya da ışın tipi duman dedektörlerinden biraz daha farklı çalışıyor, biraz daha farklı amaçlı kullanılıyor zaten. Ne amaçlı kullanıldığından bahsedeceğiz, nerelerde kullanıldığından bahsedeceğiz. Sistemin yapısından, algılama prensibinden, sistemin nasıl projelendirilmesi gerektiğinden, dizayn kriterinden ve uygulama örneklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle e, aktif hava örneklemenin sistemle ilgili birazcık bilgi vermek gerekirse şöyle ki yangın dumanının tespiti için kullandığımız dedektörleri aslında biz temelde aktif ve pasif olarak ikiye ayırabiliriz. Ne demek bu aktif ve pasif? Şöyle ki e, bizim kullanmış olduğumuz optik duman dedektörleri olsun ışın tipi duman dedektörleri olsun e, bu iki gruplandırmanın içinde pasif e, algılayıcılarda yer alabilir. Neden pasif algılayıcılarda yer alabilir? Optik duman dedektörü de ışın tipi duman dedektörü de algılama yapmak için ortamda bir yangının ve buna bağlı olarak da bir dumanın oluşmasını bekler. Kendileri aktif olarak bir iş yapmazlar. Ortamda ol oluşan dumanın kendilerine ulaşmasını ve bu ulaşan dumanı ilgili şekilde analiz edip algılayıp alarm durumuna geçerler. Bu yüzden bunları pasif olarak nitelendirebiliriz. Bir de bizim aktif olarak nitelendirdiğimiz algılayıcılar var ki bugün aslında ondan bahsedeceğiz. Aktif hava örneklemeli sistem. Aktif hava örneklemeli sistem de şöyle yangın anındaki tespit süresinin çok daha kısa olmasının ve algılamanın çok hassas olması istenilen durumlarda kullandığımız sistem aktif hava örneklemeli sistem nasıl çalıştığını birazdan detaylı olarak anlatacağız ama sistem kabaca şöyle çalışıyor. Kurduğunuz mahalledeki havayı sürekli olarak bu sistem içine çekiyor. Çektiği havanın içinde duman parçacığı var mı yok mu buna bakıp ya normal çalışmasına devam ediyor ya da çektiği havanın içinde duman parçacığı varsa alarm durumuna geçiyor. Ve bunu Çalıştığı süre içerisinde sürekli yapıyor yani sürekli sizin bu ürünü kurmuş olduğunuz mahalledeki alanı alıyor, örnekliyor, analiz ediyor. Temizse odaya geri veriyor, kirliyse alarm durumuna geçiyor. Zaten bu sebepten de adı aktif hava örneklemeli sistem. Peki bu ürünün çalışma yapısından e, basit bir şekilde bahsettik. Biz bu ürünü nerelerde kullanabiliriz? Aktif hava örneklemeli sistemi biz kritik dediğimiz noktalarda kullanıyoruz aslında. Kritik derken ne demek? Yani bir yangın çıkma durumunda maddi ya da manevi çok büyük kayıplar yaşanma ihtimalinin olduğu yerleri kullanıyoruz. Mesela cephanelikler, müzeler, petrokimya tesisleri, atriumlar, arşiv odaları Sistem odaları, işte kütüphaneler, kütüphanelerin değerli belge arşivi e, alanları ya da adliye binalarının arşiv odaları gibi hassas noktalarda biz aktif hava örneklemeli sistem kullanıyoruz. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi bu sistem kurulu olduğu mahalledeki havayı sürekli olarak içeriye çeker. Havada bir duman var mı yok mu bunu analiz eder duman algılayıcıları kategorisinde de en hassas ölçüm yapan sistemdir aktif hava örneklemeli sistem. Sistemin yapısından birazcık bahsedelim. Aktif hava örneklemeli sistem dediğimiz şey aslında şu an tam olarak sizin ekranlarınızda görmüş olduğunuz sistem. Beyaz renkli kısım kutu gibi sizlerin görmüş olduğu kısım sistemin hem santrali hem algılama ünitesi aslında. Kırmızı renkte görmüş olduğunuz borular ise sistemin örnekleme boruları. Sistem bu örnekleme boruları vasıtasıyla içeriye havayı çeker ve bu çektiği havayı da e, analiz eder ve dumanın varlığının yokluğunu kontrol eder. Ana hatlarıyla hava emiş boruları, fan, filtre ve lazer hücreden oluşur bu sistem. Cihazın Ekranlarda da görmüş olduğunuz gibi dört tane örnek alma borusu girişi vardır. Bir tane de hava çıkışı vardır. Örnek alma borusu girişi ortamdaki havayı içeriye çekmek için. Temiz hava çıkışı ise içeriye çekilen havada bir duman yoksa tekrar bu havanın mahalle verilmesi için kullanılan çıkıştır. Görmüş olduğunuz bu dört tane örnek alma borusunun toplam uzunluğu en fazla 200 metre olabilir. Siz bu 200 metreyi kendi içinde istediğiniz gibi bölebilirsiniz. 50-50-50 şeklinde de dağıtabilirsiniz. İşte 60-60-40-40 şeklinde de dağıtabilirsiniz. Ama toplam uzunluğumuz 200 metreyi geçemez. Bu 200 metrenin içerisinde de herhangi tek bir borunun uzunluğu da 100 metreyi geçemez. Yani siz bu 200 metreyi ben bir boruyu 150 metre yapacağım. Geri kalan 50 metreyi 3 boruya dağıtacağım şeklinde yapamazsınız. En fazla bir borunun uzunluğu 100 metre olabilir sistemde. Sistemde kullanılan örnek alma borusunun özelliği ise ABS malzemeden ve hava akışı sürtünmesinin az olduğu özel bir boru olmalı. Yani bizim dışarıdan temin edebileceğimiz herhangi bir boruyu kullanmıyoruz bu sistemde. Sistemin kendi içerisinde gelen özel malzemeden yapılmış olan boruyu kullanıyoruz. Algılama prensibinden basitçe bahsetmiştik ama Birazcık daha detaylandırmak gerekirse, hava örnekleme boruları vasıtasıyla bu hava örnekleme boruların üzerinde biz belli aralıklarda delikler açıyoruz. Bu delikler vasıtasıyla aslında biz odanın içinden havayı çekiyoruz. Bu deliklerin ne kadar aralıkta olacağı, deliklerin büyüklüğü her şey e, özel bir hesaplamayla yapılıyor. Kendi istediğimiz şekilde ya da kendi belirlediğimiz şekilde hiçbir zaman bu delik çaplarını ya da delik aralıklarını biz açmıyoruz. Özel hesaplamalar var. İşte mahalin büyüklüğü, mahalin yüksekliği, mahallede bulunan malzemelerin şekli her şey, mahalin tüm özellikleri bu deliklerin boyutlarını ve aralıklarını belirliyor. Dolayısıyla bu deliklerde standart bir ölçü, standart bir aralık yok. Her proje özel çalışılıyor bu delikler ve konumlandırma yerleri. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Ne dedik? Boruların üzerinde delikler açıyoruz dedik. Şekilde gördüğünüz gibi sistemin sağ orta kısmında bir tane fan var. Bu fan sürekli olarak çalışıyor ve delikler vasıtasıyla ortamdan havayı içeriye alıyor ve bu içeriye çektiği havayı bir filtreden geçiriyor. Filtreden geçirme sebebimiz de yanlış alarma sebebiyet verebilecek toz gibi cisimlerin algılama hücresine geçmemesi. Filtreden geçirilen hava da filtreden geçirilmiş olan artık tozsuz havada algılama ünitesi içerisine alınıyor. Ee, burada algılama ünitesini birazcık daha detaylandırmak gerekirse şöyle hemen biraz daha büyütelim o algılama ünitesini. Algılama ünitesine gelen hava şu bir numaralı yerden e, geçirilerek geliyor. Bir numaralı kısım bizim filtremiz. Gelen hava Tamamen yansıtıcı ve odaklayıcı özellikli yarım küre içinde sürekli olarak ışınım yapan lazer ışın tabancası ile içeri alınan havadaki duman partikülünün varlığı kontrol ediliyor. Şu iki numarayla işaretli olan şey bizim e, lazer ışın tabancamız. Lazer ışın tabancası sürekli olarak bu algılama ünitesinin içerisinde bir ışın gönderimi yapıyor. Işın üçgen şeklini oluşturarak tekrar lazer ışın tabancasının olduğu noktaya geri dönüyor. Eğer içeriye alınan havada bir duman partikülü varsa, duman parçacığı varsa bu ışın duman parçacığına çarpıyor ve yarım küre içerisinde dağılıyor. Tam yansıtıcılı yarım küre de duman partikülüne çarparak dağılan lazer ışınını odaklayarak yansıtıyor ve ışık sensörü de odaklanan lazer ışınını algılıyor, bilgileri işlemesi amacıyla mikro işlemciye gönderiyor. Birazcık daha toparlayacak olursak aslında içeriye çekilen havada duman partikülü varsa lazer ışın tabancasından çıkan ışına çarpıyor. Bu ışın da bir küre tarafından odaklanıyor ve e, lazer ışını algılanıp bilgilerin işlenmesi amacıyla mikro işlemciye gönderiliyor. Temel olarak bu şekilde çalışıyor. Gelelim ürünün projelendirilmesine. Az önce de bahsettiğimiz gibi sistemde 4 tane borumuz vardı. Bu 4 tane borunun toplam uzunluğu 200 metreyi geçemez demiştik ve sistemdeki herhangi bir borunun uzunluğu da en fazla 100 metre olabilir demiştik. Bunlara ilave olarak da boruların üzerinde açacağımız deliklerin genişliği ortalama olarak 3 ila 5 milimetre arasında olmalı. Bu dediğimiz gibi projeden projeye değişiklik gösterebilir. Ama bizim ideal olarak belirttiğimiz deliğin genişliği 3 ila 5 milimetre arasında olmalı. Ve bir boru üzerinde de en fazla 25 delik olmalı. 25 deliği geçmemeliyiz bir borunun üzerinde. Ve en son delikten dedektöre gelen havanın geliş süresi de en fazla 120 saniye olmalıdır. Tüm bunlar zaten projelendirme aşamasında tek tek kontrol edilerek sistem ancak o şekilde devreye alınıp çalışılır hale getiriliyor. Evet sistemi tanıdık. Nerelerde kullanıldığından bahsettik. E, projelendirme esaslarının bir kısmından bahsettik, bir de standart bu sistem için neler söylüyor? Biraz da buraya bakalım. E, EN 54-14 e standardının 6.5 maddesinde bu e, sisteme biraz atıfta bulunuluyor. Diyor ki 6.5 maddesinin 6522 duman dedektörleri maddesinde hava örneklemeli duman dedektörleri için numune alma deliklerinin nokta delikleri nokta tipi dedektöre eşdeğer olduğu kabul edilir. Yani burada açmış olduğumuz deliklerin her birinin aslında bir optik duman dedektörü gibi e olduğunun varsayılacağını söylüyor standart. Yine standartın bir başka maddesi bu ürünle ilgili özel riskteki uygulamalar yüksek raflı depolar hava çekişli duman algılama. Bu madde dedi şunu söylüyor. Rafın dışına monte edilmiş veya ortada iki raf arasında bulunan koridor başına en az bir adet hava emişli duman dedektörü konulmalıdır. Bir adet hava emişli duman dedektörü 30 metreden daha yatay bir mesafeyi kapsamamalıdır. Örnekleme noktaları arasındaki boşluk mesafesi de 6,5 metreyi aşmamalıdır. Örnekleme noktaları dediği şey aslında boruların üzerindeki delikler iki tane borunun arasındaki mesafenin 6,5 metreyi aşmaması gerektiğinden burada bahsediyor. Ve devam ediyoruz bu maddeye. Rafa monte edilen algılamaya ek olarak en az bir adet hava çeken duman algılama sistemi tavana monte edilmeli veya örnekleme noktaları depolanan ürünlerin üst seviyesinden bir metre yukarıda olmalı. Bu e, projelendirme özel riskteki uygulamaları kapsıyor. Özel riskteki uygulamalar da işte yüksek raflı alanlar, yüksek raflı depoların e, bu ürünlerle korunabileceğinden korunabilirken korunurken de bu ürünlerin nasıl projelendirileceğinden bahsediyor. EN 54 14'ün 15. maddesinde. Ee, Burada uygulama örnekleri var. Biz bu ürünün sistem odasında kullanımından bahsetmiştik. Sol tarafta bakın, dört e, tane boruyu sistem odasında e, kabinlerin üzerinde dolaştırmış. Sağ taraftaki uygulamada da klima uygulaması e, görüyoruz uygulama örneğinde. Burada da e, iki tane e, hava hareketinin olduğu kısma iki tane boruyu getirip projelendirmişiz. E, bu sistemi projelendirirken unutmamamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi de mutlaka bu boruların sonuna sonlandırma aparatı takarak e, borunun, sonundaki o hava girişini kapatmamız lazım. Neden? Çünkü içerideki havayı biz sadece ve sadece boruların üzerinde açtığımız delikler vasıtasıyla alıyoruz. Eğer boruların ucunu açık bırakırsak kurduğumuz sistem bir anlam ifade etmez. Zaten sistem bu durumda hata verir. Bunu da yeni gelmişken söyleyelim. Bir başka uygulama örneğimiz depo uygulaması. Depo uygulamasından da bakın rafların e, hemen yanlarından ve üstünden geçirmişiz. Burada da kademeli seviyelerde örnekleme borusu takılacağından bahsetmişiz. Hemen altta zaten hava örneklemeli dedektörlerin olduğu santralleri göstermişiz. Boruları depolama raflarının yanından ve üstünden geçirmişiz. ve Kademeli seviyelerde de mutlaka örnekleme burusu takmamız gerektiğini burada bahsetmişiz. Hemen yan tarafta asma tavan uygulaması var. Burada da asma tavanın içerisine bunu yerleştirip, bakın gizli örnekleme noktası dediğimiz ürünün üzerinde açtığımız deliklerin aslında bir dışarıya taşınması durumu var burada. Bu delikler vasıtasıyla içeride dolaşan hava alınıp boruya ve dolaylı olarak da sisteme ulaştırılıyor. Bir başka uygulama örneğimiz havalandırma kanalı uygulaması. E, havalandırma kanallarının yine e, içerisinde dolaşan havada olası bir yangın e, durumu olduğunda havanın taşıma ihtimaline karşı yine Aktif hava örnekleme lisans havalandırma kanalında da uygulayabiliyoruz. Burada bakın dedektöre giriş ve dedektörden çıkış borusu olarak bir tane iki tane boruyu havalandırma kanalının içine yerleştirmişiz. Havalandırma kanalının içindeki havayı dolaylı olarak çekip sistem örnekleyecek. Hemen yanında pano uygulaması var. Pano uygulamasında da şu üstten e, görebiliyoruz boruların panonun içerisinden nasıl geçirildiğini. E, burada önemli olan şey bu sistemi projelendirirken, yerleştirirken boru üzerinde açtığımız deliklerin mutlaka mahalle, algılamak istediğimiz mahalle doğru bakıyor olması. Yani siz pano uygulamasında, sağdaki gibi uygulamada delikleri aşağı doğru çevirmeniz gerekir. Akselde yukarıya doğru çevirirseniz doğru bir şekilde angılama yapma sistem yangının kaynağına doğru aslında çeviriyor olmanız gerekiyor delikleri bunu da söylemiş olalım. Ve bir başka e, uygulama örneğimiz kanal uygulaması kablo kanal uygulaması ve soğuk hava deposu uygulaması kablo kanalı uygulamasında bakın görüyorsunuz kanal e, kanalın içerisinde Kablolardan biraz daha uzak bir mesafeye yerleştirilmiş aktif hava örnekleme sistemin borusu bakın delikler e, beyaz nokta var orada delik e, kablolara bakıyor yangının çıkma ihtimalinin olduğu noktaya bakıyor ve sabitlenmiş diğer kablolara diğer içeride bulunan herhangi bir şey temas etmesin diye onu oraya sabitlemişiz. Hemen sağ tarafta soğuk hava deposu uygulaması var. Bizler aktif hava örneklemeli sistemi soğuk hava depolarında da kullanıyoruz. Yalnız soğuk hava depolarında kullanırken e, dikkat etmemiz gereken ve kullanmamız gereken ilave bir cihaz var ki ısıtıcı, hava ısıtıcısı. Neden? Soğuk hava deposunun içerisindeki hava bu sistemin örnekleyip analiz edebileceği dereceden daha soğuk olduğu için hava içeriği çekilirken bir ısıtıcı üniteden geçiriliyor. Daha sonra sistemin algılayabileceği sıcaklığa getirilip öyle içeriye çekiliyor. Bu yüzden soğuk hava deposu uygulamalarında mutlaka ürünle birlikte bir de hava ısıtıcı kutu kullanmamız gerekiyor. Dizayn kriterine bakacak olursak bir boru kullandığımız zaman ortamı düzgün bir şekilde analiz edebilmek için şekildeki gibi aslında bir yerleşim yapıyoruz. İki boru kullandığımızda yine birinciye benzer bir dizayn gerçekleştiriyoruz. Ancak bunu iki boruyla gerçekleştiriyoruz. Dört boru ise bizim en iyi dizayn diye tabir ettiğimiz boruların tek bir noktadan çıkıp bütün odayı e, kaplayacak şekilde, bütün odayı kapsayacak şekilde yerleştirilmiş olan dizayn, bizim için en iyi dizayn olarak ifade edilebilir. Bu şekilde bir boruyla, iki boruyla, dört boruyla e, sistemi yerleştirebiliyoruz. Şimdi biz niye burada normal dizayn, iyi dizayn, en iyi dizayn diye ayırdık? Şimdi bir boruyla siz en baştaki gibi bir sistem kurduğunuzda aslında spiralli bir yapı oluşturmuş oluyorsunuz. Yani en baş noktadan hava girecek, bu spiral şeklinde boruyu dolanacak ve en son algılama ünitesine girecek. Bu yanlış bir yerleşim değil ama algılama süresini geciktirebilir. Hemen yanındaki iki borulu dizayn ise bir numaraya göre biraz daha iyi çünkü boruların kıvrımı daha az. Yani borular bir kez kıvrılmış birincisinde iki kez hatta üç kez kıvrılmış dolayısıyla iki numaradaki dizaynda havanın içeriye çekilme süresi bire göre daha hızlı olacak en iyi dizayn diye ifade ettiğimiz dört borulu sistemde bakın borularda e, herhangi bir kıvrım kırılma yok sadece Panele gelirken bir ufak kıvrıma uğruyorlar. Onun dışında borular neredeyse düz bir şekilde yerleştirilmiş. Boruların düz bir şekilde yerleştirilmiş olması demek içeriye çekilecek olan havanın herhangi bir kırılmaya kıvrılmaya uğramadan direkt panele ulaşması demek. Bu yüzden aslında biz dört borulu sistemi en iyi dizayn diye ifade ediyoruz. Sonuç olarak uygulama örneklerini tabii ki çoğaltabiliriz. Sistem odaları, hangar ve depo gibi yüksek alanlar, soğuk hava depoları, trafo odaları, elektrik pano odaları, arşiv odaları, çimento, boya fabrikaları, müzeler gibi erken algılamanın yapılmak istendiği alanlarda aktif hava örneklemeli duman dedektörü ve bu sistemi kullanmak yangın dumanının hassas ve erken algılanması için en doğru çözümdür diyoruz. Katıldığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim aktaracaklarım bu kadar. Varsa sizin sormak istedikleriniz yanıtlayabilirim. Yanıtlamaya çalışayım. Evet, Sanırım şu an için kimsenin sorusu yok. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, önümüzdeki hafta salı günü yine bir webinar gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki haftanın konusu da e, alev dedektörleri olacak. Şöyle bir soru geldi. Bu sistem duman algıladıktan sonra nasıl bir tepki vermektedir? Sistem aslında tek başına bir panel olarak düşünülebilir. Üzerinde siren çıkışları var. Dumanı algıladıktan sonra e, üzerindeki siren çıkışları sürülüyor. Aynı yangın alarmında olduğu gibi ve alarm durumuna geçiriyor. İstenirse bu sistem adresli panellere de entegre edilebilir. Üzerinde role çıkışları var. E, o çıkışlarıyla adresli panellere entegre edilip paneller üzerinden de izleme yaptırılabilir, dolaylı olarak senaryoya dahil edilebilir. Maksimum boru mesafesi için 200 metre dedik. Evet bu sabit. 4 borulu model için 200 metre sabit. Bunun bir de 2 borulu ve tek borulu modelleri var bu sistemin. Orada bu mesafesi biraz daha düşüyor. 100 metrelere kadar düşüyor. Ama 4 borulu sistem için 200 metre sabit Diğerleri için iki borulu ve tek borulu da biraz daha değişiyor. Tabii dediğim gibi üzerinde role çıkışları var. Bu role çıkışlarıyla e, istediğiniz aslında işlemi yaptırabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi haftaya salı günü e, Alev Dedektörleri ile ilgili bir eğitimimiz, sunumumuz olacak. E, bizim web sitemiz. Buraya girerek önümüzdeki haftaki eğitime de kaydolabilirsiniz. Bunun dışında Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ve YouTube'dan mavi Elektronik yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Güncel duyurulardan, eğitimlerden, bilgilerden haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.